Şimdi eczacı olabilmek için bildiğiniz gibi eczacılık fakültelerini bitirmek gerekiyor. Eskiden 1997 yılına kadar Türkiye'de 7 tane eczacılık fakültesi vardı. Ama 2021 yılına geldiğimiz zaman bu sayı yeni açılacak kararlarıyla birlikte 60'a çıktı. Şimdi bu kadar çok eczacının eczacılık fakültesinin olduğu bir ortamda buna yeterli eğitim öğretim görevlisinin olmadığını çok iyi biliyoruz ve buralardaki eğitim kalitesinin çok düşük olduğunu biliyoruz. Aslında Türkiye'de sadece 14 tane eczacılık fakültesi akreditte e, olmuş şekilde. Diğerleri e, şu anda bilimsel açıdan son derece yetersiz. Buralarda istihdam edilen öğretim üyeleri eczacı değil de çoğu kimya mühendisidir. Yani burada okuyan öğrencilere ciddi bir eğitim verilememektedir. Bunun sonucu da halkın sağlığı ciddi şekilde tehdit altına girmektedir aslında. Eskiden eczacılık fakültelerine girebilmek için üniversite sınavına giren öğrencilerin ilk 2000'inde falan olmak gerekiyordu bizim öğrencilik zamanımızda. Şimdi en son 140 bine kadar öğrenci aldıklarını biz biliyoruz. Bu da başka bir sorun ortaya çıkarıyor. Yani öğrencinin altyapısı yeterli mi yetersiz mi burada bir tereddütler oluyor. Bunun dışında ayrıca Türkiye'de şu ana kadar devletin kendi tespit etmiş olduğu rakam %30 eczacı fazlalığı var. Ve hala eczacılık fakültesi açıyoruz. Şu, yılda 2000 tane eczacı mezun oluyor Türkiye'de. Bu iki şu anda 30 bin civarında eczane var. Yılda 2000 tane mezun olduğunu düşünsek bile çok büyük bir rakam. Yeni açılan fakültelerle bu 3500 küsüre geliyor. 3500 kişi her yıl mezun olacak. Ve bunların istihdamı söz konusu. 10 sene sonra iki katından fazla olacak. Acaba Türkiye'nin eczacı ihtiyacı şimdi %30 fazlayken 10 sene sonra ne olacak? Bu eczacılar nasıl istihdam edilecek? Bunlar çok önemli sorun. Halbuki devletin kaynakları ülkemizin ihtiyacı olan diğer e, Fakültelere veya eğitim verilecek yerlere harcansa bence son derece daha doğru karar verilmiş olur çünkü eczacılık eğitimi ciddi ve pahalı bir eğitimdir. Yani diğer sosyal eğitim e, fakülteleri gibi e, uygun rakamlarda öğrenci yetiştiremezsiniz siz burada. Onun için bizim istediğimiz şey şu: ülkenin ihtiyacı kadar eczacı yetiştirilsin ve bu eğitim ciddi şekilde verilsin özellikle bazı yerlerde öğretim üyesi açığı o kadar çok ki sanki eskiden ilkokulları üç sınıfı birleştirip bir öğretmen girerdi. Neredeyse öyle olacak. Onun için sorunumuz bu. Yani bir de şimdi eczacılık kanuna göre öğrencilerin 5. sınıfta yardımcı eczacılık yapmak zorunluluğu var. Bu arkadaşları nerede istihdam edeceksiniz? halihazırdakileri istihdam etmekte büyük zorluk çekiyoruz. Hani bu konuda devlet bir yardımcı olmuş olsa dediğiniz doğru. Şimdi bir yardımcı eczacının maaşını devlet bir buçuk asgari ücret tespit etmiş. Hangi eczacı bir buçuk asgari ücreti verecek? Nasıl verecek? Bunlar çok önemli sorunlar. Yani onun için eczacılık eğitimi verecek fakültelerin bir, yeterli olması, eğitim açısından yeterli olması. ikincisi sayısının çok fazla olduğunu biliyoruz. Onun için buralara ayrılacak kontenjan sayısının ona göre ayarlanması lazım. Bir de sevgili öğrencilere seslenmek istiyorum. Bütün bu sorunları gördükten sonra eczacılığı tercih etsinler artık. Eczacılık kadar güzel bir meslek yok ama işin bir de ekonomik boyutu var netice itibariyle. İş bulamazsanız, işsizler ordusuna katılacaksanız siz niye eczacı olacaksınız? Bu önemli bir sorun. Yani sonra hallederiz mantığı çok doğru bir mantık değil. Mesela sürekli odamıza Yardımcı eczacılık için müracaat ediyorlar. Bunlara yer bulmakta çok zorlanıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Şimdi yılda 4 bin çocuğun geleceğini düşünürseniz, öğrencinin geleceğini düşünürseniz ve bunları nasıl istihdam edilecek ben çok merak ediyorum. İşin doğrusu.